Şimdi şöyle bir örnek vereceğim. Allah göstermesin, Sincan'da deprem oldu. Buraya ilk yardım nereden gelecek? Etimesgut'tan. Nereden gelecek? İşte Yenikent'ten. Nereden gelecek? İşte şuradan. Şimdi Polatlı'dan. Kardeşim, Polatlı'da da deprem oldu. Etimesgut'ta da deprem oldu. Yenikent'te de deprem oldu. Oraya nereden gelecek? İşte Çankaya Belediyesi'nden gelecek, Keçiören Belediyesi'nden gelecek, Yeni Mahalle Belediyesi'nden gelecek. Orada da deprem oldu. Nereden gelecek? Ankara dışından. Orada da deprem oldu. Yani insanlar diyor ki, yani boyacı gibi sok çıkar olsun bu iş. Ya arkadaş, yani yemeğe bile koyuyorsun hemen pişmiyor. Bir saat sonra pişiyor. Yani yollar böyle patladı, o patladı, bu patladı. Ve yani şu var. Biraz yani eksiklik vardır. Her yerde vardır. Bak ben yani 70-80 kuşağıyım. Ekmek bulamıyorduk. Ekmek. Bak yemin ediyorum, şuradan Allah'ın üzerine yemin ediyorum. Ben karneyle kömür alıyordum. Özal'ın peşmergelere 4 ton kömür verdiği dönemde ben karneyle kömür alıyordum. Yani kötülemek çok kolay bir şey. Ama şu var. Abi peki bir nerede? Şey söyleyeceğim. 56 doğumluyum. Irak'tan mı alıyordum? Allah'ın üzerine. Bak Allah'ın üzerine yemin ettim ben. Karneyle kömür alıyordum. 2 ton. Karneyle kömür arıyordum. İşte o halin orada alınıyordu. Her taraf zaten kömürlüydü. Şey mi vardı? Doğalgaz mı vardı? Kömür arıyordum diyordum. 2 ton veriyorlardı. Yani muhalefeti yani yapmayalım. Konumuz deprem. Yani şu burada yardıma gelmek yani ha deyince kolay bir şey değil. Ha sonra mesela şu var. Kardeşim, Hatay'da o afetin işte belediyenin hangi belediye olursa olsun önemli değil. Onların ya yardım edecek elemanlar da enkaz altında kaldı. Bir sonraki ildeki de enkaz altında kaldı. Bu kolay bir şey değil. Bu kolay. Ya ben bilmiyorum. Ben gördüğünü söylüyorum. Yani şey olarak söylemiyorum. Abim oraya gitti. Ekipler çıkarıyor. Afot ortada yok. Diyorlar ki hani bir enkazda da çıkardık. Ve çocuk yani bacaklarının altı enkazda kalmış. Diyorlar ki beni bekleyeceksin. Hiçbir haber şeyi yok. Beni bekleyeceksin. Onlar geliyor. Ve çocuk oradan çıktığını kesildi abi, kesildi. İnanmayın. Vebalı. Vebalı. Paraların oraya gideceğinden emin miyiz hepimiz? Madem bu kadar zengindik, benim neden montumu oraya gönderdim? Sen neden bir şeyini oraya gönderdin? Parayı bırak, lütfen alışverişi neyle yapacağım ben? Ben gönderdim, onun hesabını yapmıyorum. Ben gönderdim. Neden bunun montu, onun tamam. Ayakkabısı gitti oraya? Bağıra, bağıra, niye konuyu değiştiriyorsun? Yavrum bak, hepsi göçük altında kalmış. Ona sen, ne verilecekti ya? Allah aşkına bu kadar böyle bak. Şu gözlüklerini şimdi bir çıkar ya. Yapıyorsun. Ya, paralar ya, nereye? Yani hepimiz çıkaralım, böyle bakalım abicim. Böyle bakalım. Başa getirdiğiniz adam hepinizi mutlu edecek. Hiç merak etme. Allah aşkına şu giydiğin kıyafete bak. Hiç böyle kimsesiz, böyle bir parasız olanların kıyafeti mi ya? Tamam. Yani birbirinize laf yatıştırmadan yani, herkes şahsi görüşüyor. Şimdi şu var. Kardeşim bak, şimdi şu var. Şimdi şu var. Yani burada şu var. Anında bir şeyin olması mümkün değil. Yani kardeşim, mesela bunu dünyada da görüyoruz. Şimdi anında yani daha birinci günü tuvalet yok, çadır yok. O ya arkadaş, bu boyacı küpü mü? Anında olur mu ya? Yani bakın, bir yani çevreyi kaplamış. Yani birinden yani ben canlı, yani izinliydim o gün, televizyondan izledim 11 Eylül Amerika olaylarını. Bakın, uçağın birisi Pentagon'a düştü. İki tanesi yani peş peşe değil arayla düştü şeye, ikiz kulelere vurdu, birini düşürdüler. Amerika bile çaresiz kaldı o anda. Yani bu böyle ha deyince olacak bir şey değil. Yani ya bu depremden dolayı insanların tabii ki motivasyonu çok düştü. Evet. Ama genel olarak insanların durumunun iyi olduğunu düşünmüyorum. Kendi fikrimce. Bildiğiniz gibi dünyada ve ülkemizde ekonomik bir kriz var. Evet. İnşallah aşılacak. Böyle evet. Diyelim. Var yani, bir ekonomik kriz olduğunu kabul ediyoruz. Tabii yani bu bir gerçek yani. Buna kimse yok diyemez yani. Bir ekonomik kriz var ülkemizde. Abi ekonomik kriz var. Bir yandan da biliyorsunuz bir yardım gecesi düzenlendi. Yani milyarlar, milyonlar havada uçuştu. Evet. Yani vatandaşın çoğu ağzımızı açtık, izledik o rakamları diyor. Yani kime var bu ekonomik kriz? Bu ekonomik kriz haliyle alt kesime yani... Ülkede belirli mahalleleri, belirli semtleri düşünün, onlara var. Ve ülkede de bu semtler, mahalleler çok olduğu için yani genel olarak halkın birçoğuna var. Evet. Ben öyle düşünüyorum, bilmiyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür. Sağ olun. Abi buyurun, sizlerden de alalım. Buyurun amcacığım. Açıkçası vatandaşımızın nabzını yokluyoruz. Biliyorsunuz bir tarafta deprem gerçeği var. Bir tarafta da hayat devam ediyor burada. Nasıl şu an vatandaşımızın durumu, motivasyonu nasıl, bunu soruyoruz. Vallahi deprem çok
halkı etkiledi yani. Evet. Yalan değil. Şimdi orada oldu ama aynı burada gibi oldu. Tek yumruk oldu yani Türkiye. Yani bundan da çok memnunuz yani. Elimizden geldiği kadar, gücümüzün yettiği kadar yardımcı olmaya uğraşıyoruz. Yani zor yani bu deprem. Hepimiz için çok zor yani. Evet. Kalkabildik mi depremin altından peki ülke olarak? Ülke olaraktan kalkacağız. Allah'ın izniyle kalkacağız yani. Kalkacağız. Kalkacağız. Çünkü biz devletimize yardımcı olmasak hiçbir ülke yardımcı olmaz. Hepimiz bir olacağız. Ayağa kalkacağız ki dünya görecek. Evet. Dünya görecek. Ama biz devletimize yardımcı olmazsak dünya ne der? Bitti bunların işi der. Evet. Cumhurbaşkanı'nın bir kader açıklaması oldu. Kader midir deprem sizce? Allah orasını tam bilemeyeceksin. O bizden daha iyi bilir. Tamam. Şimdi teşekkür ediyorum. Baş. Sağ olun. Bekleyeceğiz. Şimdi orada. Kader derince sen sağlam bina yaparsın. Çürük bina yapmışlar. Mesela ne yapmışlar? Biz 94 Muş Varto depremini yaşamışız. Gediz depremini yaşamışız. Varto depremini yaşamışız. Bundan sonra Marmara depremini yaşamış 99'da. Bundan sonra ne yapmışsın sen? Bir de İmar Affı diye bir şey çıkartmayacaksın. İmar Barışı diye bir şey çıkartmayacaksın kardeşim. Af diye bir şeyi kaldıracaksın piyasada. Ne vergi affı çıkaracaksın, ne cezadan ceza almış adamlara af diye. Affı silip atacaksın. Evet. Af çıkarttı bu ne yapıyor? İmar Affı çıktı. Adam yapmış binasını. Güçlendireyim, müşlendireyim diye. Hani kader, sen işini sağlama bağla, yine gelen Allah'tan, Yüce Rabbim'den geliyor. Yine, evet, önce bir sağlama bir alalım. Bir sağlama alalım, sağlam yapacağın yapıyı. Çürük yapı yapıyorlar, bilmem. Bina kibrit kutusu gibi aşıyor. Tabanı mesela, raddan temel diye mesela, bu 99 depreminden sonra binalar ne oldu? Hazır beton kullanmaya başladı değil mi? Temel hani eskiden pabuçların üstüne bindiriyorlardı. Evet. Şimdi raddan temel, sağlam olsun diye bir sefer bina böyle ters açıyor. Hani tabanı, zemini sağlam olması lazım. Evet. Kaya. Sen gideceksin ovaya, toprak. Hani çiftçinin buğday ekti tarlaya ev yapmayacaksın. Eyvallah. Hangi, neresi YouTube bu? Kanalıyız. Sosyal medya kanalıyız biz. Teşekkür ederiz. Şimdi ne kadar olsa hepimizde var bu suç. Yani bina yapmışta hepimizde var suç. Sadece, vatandaşın da suçu var. Sadece abi. Devlette değil. Kardeşim ben ev yapıyorum. Şeyini ödeyemeyen vergisini, ötesini, ötesini onları yatırdım diye ev yapacağım ben. Onlara güç yetmeyince hep kaçak yapıyoruz. Yani belediyelerde şunlar bunlar da yani idare ediyor. Öbürkünün akrabası oluyor belediyede. O yardımcı oluyor. Yani böyle yani aslında bunlar olmaması gerekir de yani buradan da bina yapanlara da biraz şeylerden yardımcı olmaları lazım. 200 çekiyorsa 100 ile olsa daha iyi olur yani.